Merhaba, hemen videoya giriyorum. Çünkü bugün bu videoda çok işimiz var. Çok fazla şey konuşmalı, çok fazla şey duyurmalı, çok fazla şeyi güzel güzel sıralamalı ve ertelememeliyiz. Buradan videonun başlığına bir gönderme yaptım Yasin'cim. Yasin de bu arada sizinle birlikte, yani siz Yasin'den bile önce öğrenmiş oluyorsunuz bu videonun başlığını. Çünkü izlemeye başlamadan önce biliyorsunuz Yasin şu anda ilk defa öğreniyor. Procrastination diye bir kelime var ya İngilizce'de. To renkten Türkçesine bakarak başladım. Erteleme, geciktirme, ağırdan alma, oyalanma, vakit öldürme, ertelemecilik, savsaklama. Bu şekilde çevirileri var. Ben bu videoda ertelemecilik'i kullanmak istiyorum. Çünkü en güzel karşılayan bu bence. Biliyorsun ki dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu diye bir rahatsızlık var dünyada. Ve bu rahatsızlık üzerine bir videoda çekmiştik. O videomuzu da bir ara izlemek isterseniz kartı çıkmıştır. Bir yaşam öyküsüdür ertelemecilik. Tembellik değildir. Introyu girebiliriz. Günaydın. Böyle başlıyorum. Siviti olan var mı? Doğan, yapın böyle. Biz muhtacım. Yani biz kadınla birlikte olmak istiyorsunuz. Az önce bubble tea içtim de içinde hala bubble'ları yüzüyor. Çok güzel değil mi? Su maymuncukları vardı ya, su maymuncukları. Onun içine blueberry doldurmuşsun. Onu ağzına alıyorsun. Tabii o birazcık itici geldi şu an, onu ağzına alma fikri ama. Ağzına patlıyor, çok iyi. Yeni teknoloji. İçecekler. Evet. Bu nasıl Z kuşağı ya? Ha, sığır jelatini değil mi? Jelibon. Çocukluğumuzdan beri olan bir şey. Ama jelibon patlamaz Yasin. Bu başka bir madde olmalı. Neyse dur ya. Bu videoda çok işimiz var. Böyle şeylerle oyalanamayız. Bugün bu videoyu çekebildiğimiz için evrene, kendime, beynime, birazcık Yasin'e ve beni her zaman motive eden takipçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Neden? Çünkü bir dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hastası olarak kalkıp bir iş yapmaya başlamak İşin kendini yapmaktan daha zordur. Bak, o kadar güzel bir şey söyledim ki buraya böyle büyük altın harflerle yaz. De ki işin neydi? Kendini yapmaktan neydi? İşe başlamak işin kendinden daha zordur. Bu belki de sadece DEB hastaları için değil. Uyduracağım şimdi, doğrusunu buraya yazarız yıldızla. Neurotypical, sağlıklı tabii de. Yani daha güzel bir kelime var. Ben onu şu an hatırlayamadım. Ama nöro bir şeydi. Normal nörolojisi olan insanlar tarzı bir anlamı olan bir şeydi. Türkçesi buydu. Bu belki de ADHD hastası olmayan insanların da başında bir derttir. Ben sadece bunu ADHD'ye bağlamayı daha romantik ve kendimi affedici bir etki olarak buluyorum. O yüzden hep böyle söylüyorum. Çünkü bir işi ertelemek yapmamak, başlayamamak, başlayamadıkça, geçe kaldıkça, daha da korkmak, başlayınca yetiştiremeyeceğim düşüncesiyle hiç mi başlamasam fikriyle erteledikçe daha uzun süre ertelemek bir zincir reaksiyonun parçası olarak insanı çok utandıran, kendinden soğutan ve kendini çok eleştirdiğin bir özelliğe sebebiyet veriyor. Bu konuyu seçme sebebim, eminim ki o kadar çok benimle aynı fikirde olup bana hak veren insan olacak ki, yani aşağıda yorumlarda kardeşliği izleyeceksin. Procrastinators. İnsanlığın geneli için bir problem. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Dünyanın sisteminin, kapitalizmin devamlılığını sağlayan şeyin ertelemeye engel olmak için her şeye belli başlı saatler, günler ve tarihler atanması. İnsan beynini insanın bireysel tercihine bırakmadan yüksek güçler tarafından, dış güçler tarafından yönetilmesine neden olan şey ertelemecilik. Neden iş saat 9'da başlar? Tam 9'da işe gideceksin. Geç kalmayacaksın. Neden bir şeyin son günü vardır? Neden deadline'ı vardır? Bir şeye teslim tarihi vermezsen kimse o işi yapmaz. Evet, disiplin insanın doğasındaki ertelemecilikten doğmuştur. Ona bir counter attack olarak doğmuştur Yasin'cim. Bu benim yeni teorim. Buyur. Ben o sırada ağzımda bubble patlatabilir miyim? Şeyleri yapman gerekiyor ya. Bu kadar fışkıracağını düşünmemiştim. Biyolojik? Biyolojik ihtiyaçlarından fazlasını yapman gerektiğinde daha çok erteliyor olabilir misin? Tabii ki Yasin'cim. İhtiyaçlarını erteleyemezsin. Mesela acıktıysan yemek yersin. Evet, yemek yapmayı erteleyebilirsin ama bir yere kadar. O da nedir? Artık açlığa dayanamadığın o noktaya kadar. Dolayısıyla ertelemecilik çok güzel bir yere değindin. Sadece iş hayatımızı değil, genel olarak kendimize insan olarak yapmamız gereken görevliliklerimizi de etkiliyor. Atıyorum cilt bakımı yapmak. Cildine karşı bir sorumluluğu. Sağlıklı beslenmek. Kendine, vücuduna karşı, sağlığına karşı bir sorumluluğu. Saç
bakımı, duş almak. Duş almak en çok ertelemecilikten etkilenen şeylerden bir tanesidir. Temiz olmak sağlık için yapman gereken bir aktivite duş. Bu lafı mutlaka herkes söylemiştir hayatında bir kere. Duşa girene kadar duşa girmek istemezsin, duşa girdikten sonra duştan çıkmak istemezsin. İşte bu ertelemeciliğin yani procrastination dediğim şeyin en temel örneği. Çünkü bir işe başladıktan sonra o işe devam etme isteme eğiliminde oluyoruz. Çok güzel bir ritim tutturdum, bozma beni. Şu an çalışmaya çok güzel odaklandım, dikkatimi dağıtma der. İşte o yüzden aslında DEB'nin çok önemli bir semptomudur. Çünkü en ufak dikkat dağınıklığı çok iyi kilitlendiğin işten koparabilecek ve o işe geri dönmek için ertelemecilik yaşayacaksın ve işe geri dönemeyeceksin. Herkes şey zannediyor, hani hiperaktif olacağım, çok hareketli olacağım ve o kadar hareketli olacağım ki oyun oynarken gidip duvara çarpacağım, düşeceğim, bayılacağım, sonra kalkacağım, oynamaya devam edeceğim falan, öyle bir şey hayalinde canlanıyor insanlar. Hayır, sadece öyle değil. Veya dikkat eksikliği deyince insanların aklında sadece şöyle bir şey canlanıyor. Ders dinlerken odaklanıyor. Anlamayan bir tip. Başka şeyler düşünüyor. Zone out oluyor falan böyle. Çok İngilizce terim kullandım. Güzel. Sen bunları çevir. İnsanlar seviyor böyle şeyleri. Güzelleme yapıyorum burada. Manifest. Bir işe çok güzel odaklandıktan sonra iş değiştirmek de dikkat eksikliğinin bir belirtisi. O yüzden bir şeye hiper odaklandığın zaman da o işi bırakamıyorsun. Özellikle de bu sevdiğin bir işse resim çiziyorsun sıkıyorum veya heykel yapıyorsun ve hiper fokus geldi. Kitlendin yapıyorsun. Mesela saat 9'da başlamış oluyorsun o işe. Bir bakıyorsun ezan okunuyor falan ve sen farkında değilsin o arada geçen sürenin. Sabah ezanı okun, evet. Dizi izliyorsun, sen seçmiyorsun bölümleri. O yüzden kaç bölüm izlediğinin de farkında değilsin. Bölümler de birbirini takip ediyor. Aslında Netflix'in getirdiği bir şeydi bu. Nimet. Bölümlerin kendi kendine geçmesi. Bir bakıyorsun işte dizi bitmiş veya yine sabah olmuş sen dizi izlerken. Şimdi dolayısıyla dikkat eksikliği veya hiperaktivite bozukluğu olan bir insanın evden çıkması inanılmaz zordur. Çünkü bir kere büyük bir eylem değişikliğine gidiyorsun. Lokasyon değiştiriyorsun. Evden çıkıp bir yere gideceksin. Özellikle de gideceğin yere götüreceğin şeyleri hesaplarken büyük bir ATP harcaması gerekiyor beyninin, tamam mı? İnanılmaz kasnakların dönüp çalışması gerekiyor. O kadar senin için korkutucu bir şey ki direkt evden çıkmak istemiyorsun ve bu seni yorganın altında kalıp depresyondaki o duruma sokuyor. O yüzden de zannediyorsun ki agorafobiksin ya da depresyondasın veya zannediyorsun ki çok tembelsin, yataktan çıkamıyorsun çünkü ya. İşini sevmiyorsun falan filan. Oysa ki sadece küçük bir eşiği atlatamıyorsun beynine. Küçük bir eşik. Orada bir karar mekanizması. Ya şunu ya şunu seçme ve kapıdan dışarıya adımını atma. Kapıdan dışarıya adımını attıktan sonra her şey yoluna girecek aslında. Oraya kadarki olan süreç problematik ama. Veya işe gittin. İşe başlayana kadar olan süreç sıkıntı. İşe başladıktan sonra sıkıntı yok. O iş işler güzel yürütüyorsun. Şimdi kapitalizmin koruyucusu kuralların koyulmasını demen sebebim bu. Birisi sana bir deadline koyduğu zaman saat 8'de işte olacaksın. Saat 8'de işte olmak için alışıyorsun artık her sabah gittiğin için bu işe. Haftada 5 gün çalışıp 2 gün tatil yapmak da bundan. Home office çalışmaları mümkün olabileceği birçok alanda yine de insanların ofise gelmesi zorunluluğu da bu yüzden. İnsanların çalışmasını ve çalıştıklarını gözlemleyebilmeyi istiyor insanları yöneten patronlar. Yoksa çok rahatlıkla bir tasarımcı işi evden de yapılabilir. Artık birçok iş mesela ofis tutma, kira verme falan gibi şeyler gereksiz ama farkındaysan bir değişiklik görmüyoruz. Hatta pandemi insanlara uzaktan çalışabildiğimizi, uzaktan yapabileceğimizi kanıtladı ve artık kimse bunun aksini iddia edemiyor. Çünkü o zaman şey diyeceksin, pandemide de böyle yapıyorduk. Bir toplantı mı alınacak? Abi hepimiz gelip toplantı odasında buluşmak zorunda değiliz. Bilgisayarımızı açmamız yeterli. Bu çok daha kolay. Neden? Çünkü bilgisayarını açmak demek koltuktan kalkıp masaya gitmek ve bilgisayarını açmak ve Zoom'a girmek demek. Bu kadar basit. Ama diğerinin adımlarını sayıyorum sana. Çanta hazırlayacaksın. Giyineceksin. Saçlarını yapacaksın. Büyük ihtimalle makyaj yapacaksın. Dışarı çıkarken hani böyle şeylere insan önem veriyor. Hangi ayakkabıyı giyeceğine karar vereceksin. Kahvaltı edip etmeyeceğine karar vereceksin. Dışarıda mı yiyeceksin? Dışarıda yiyeceksen ne yiyeceksin? Buna yönelik paran var mı? Paran varsa saate bakacaksın. Poğaça kaçta çıkıyor? Kahvaltı kaçta çıkıyor falan, bunları hesaplayacaksın. Yani hiç ben DEB hastası olmayan insanların bu kadar ince hesaplara bu kadar takıldığını zannetmiyorum. Yani nörotipikal insanların. Yani sen çünkü bana bayağı şaşırarak bunları hakikaten her sabah hesaplıyor musun diye düşünerek bakıyorsun. Onu sezdim ben. Tuvalete gitmek bile bazen problem. Tuvalete okulda mı gideyim, evde mi gideyim? Bir an evvel çıkayım daha mı faydalı, yoksa önce tuvalete gireyim öyle mi çıkayım? Gerçekten
gerçekten bunların hepsi. Ve mesela benim kapıma yapılacaklar check listesi asılıdır. Şununu aldın mı, bunu aldın mı, okul kimliğini aldın mı? Çünkü yani her gün okul kimliğinin çantamda ve cebimde olması gerekmesine rağmen haftada 2-3 kez ben o kimliği evde unutabiliyorum. Gerçekten böyle oluyor. O yüzden mesela bazı insanlar bir yere geç kalan insanlara çok kızarlar. Çünkü onlar çok dakiktir. Her zaman doğru saatte doğru yerde olmayı çok güzel başarırlar. Çok güzel hesaplarlar. Hangi otobüsün kaçta kalkacağına kadar ezberden bilirler. Haritalar uygulaması, Yandex falan. Onları çok severler. Onların en sevdiği uygulamaları onlardır. Dolayısıyla bu insanlar tarafından buluşma saatine kıymet vermeyen, tembel, yalancı. Çoğunlukla yalancılıkla da suçlanırız. Çünkü saat 12'de buluşalım dediğimizde biz hala evden çıkamamışızdır. Ama bunu söylemeye de çok utanmışızdır. Yoldayım demişizdir. Ama yolunda o kadar sürmeyeceğini o çok dakik insan zaten bilir. Hatta o sen yoldayken trafiği falan kontrol eder. Nereler kırmızı, nereler bordo bakar ve senin oraya geç kalmayacağını bilir. O yüzden senin daha yaratıcı bir şey uydurman gerekir. Metro patladı falan. Tamam. Neyse çok ikonik bir şey yakaladı bu kamera şu an. Yasin'cim kendime bu videoda bir challenge sundum. Ertelemeci olmayacaksın. O dakik adam gibi olacaksın. O trafiği kontrol eden insan sensin. Kendine güven. Aynanın karşısında böyle konuşma yaptım ben bu videoya çıkmadan önce. Kendine güven demişken buradan bir şey söyleyeyim. Bu videoda mutlaka geçmesini istediğim bullet pointlardan bir tanesiydi. Liste yapmıştım. Çünkü ben listesiz yaşayamam arkadaşlar. Benim bir ajandam olması lazım. Ama ajandayı da evde unutacağım için mutlaka evde unutmayacağım bir şeyin içinde olması lazım o ajandanın. O da telefon. Alarmlar. Neyse şimdi Yasin'in çocukken çok sevdiği bir film varmış. Adı ne filmin gerçek adı? Cool Runnings. Türkçesi de Üşütük Popolar. Çok güzel bir Türkçesi var. Çok seviyorum. Belki siz de çocukken böyle DVD'sine falan sahipsinizdir. Çok az bilinen bir film çünkü. Çok da az bilinen bir hikaye. Ama biz unicornlar olarak böyle çok az bilinen şeylerde çok eşleşiyoruz ya. O yüzden Üşütük Popoları bilen seven varsa aşağıda yorumlarda yazsın. Yasin'cimi de bir güldürelim. Mutlu olsun. Yüzü gülsün. Neyse bana bu filmi izletti. Eskiden hep Türkçesini izlediği için nostaljik olsun diye Türkçe dublajlı versiyonunu izledik. Orada şöyle bir şarkı var. İnanırsak başarabilir. Çünkü biz bobsled takımıyız. Böyle bir şarkı var. Şimdi bu benim ertelemecilik duygumu sakinleştirmek ve beynimi, nöronlarımı, devrelerimi doğru yöne yönlendirip gerekli anahtarları açıp orada elektrik akımını sağlamamı sağlayan şeyi sağlamak için araç olarak kullandığım şarkı. Bazen tabii şöyle şeyler yapıyorum. Sakin ol Deroş. Sakin ol. Halledeceğiz. İkincisi. Çok iş var. Kim yapacak bu kadar işi? Sen yapacaksın. Kendine gel. Toparlan ve işleri sıraya koy. İstemiyorum. Yapacaksın. Kalk. Öncelikle kalkarak başlayayım. İstemiyorum. Kalk dedim. O sırada kalkmış oluyorum. Tuvalete gitmiş oluyorum mesela. Yüzümü mü yıkıyorum? Ne yapayım? Yüzümü yıkamakta olduğum için falan. Tekrar kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Bak öncelikle hücre ekerek başlayacağız, tamam mı? Ya ekemezsem. Gerçekten beynimde böyle bir diyalog var. Bu diyaloğu daha somut bir şekilde görmek için gerçekten dışımdan yapıyorum bazen. Deli sınıfına girebilirim diye düşünüyorum. Kendi kendine konuşmak delilik derlerdi eskiden. Koşulları karşılıyorum. Üçüncüsü de bu bobsled şarkısı. Şimdi yeni şarkımı nasıl, beğendiniz mi, buldunuz mu, duyuyor musunuz beni? Şarkıya başlıyorum. Mikrofonum nerede? İnanırsam başarabilirim çünkü ben Deren Demirel'im. Bu birincisi. İkincisi Yasin'le beraber ortak bir iş yapacaksak o gün mesela video çekeceksek, podcast kaydedeceksek bunların hepsi benim için bir ertelemecilik kaynağı. Twitch açmadan önce Twitch'e bir hazırlık yapacaksak falandı filandı gelendi bir sürü iş. O zaman da şarkının şu versiyonu. İnanırsak başarabiliriz. Çünkü biz yapın böyle filmiz. Size de tavsiyem kendinize böyle küçük vokal egzersizler, tetikleyici etmenler bulun ve bu etmenler sizi motive etmek ve ertelemeyi geride bırakmak üzerine olsun. Bunu söyleyecektim. Hakikaten de bugün buraya gelirken şöyle bir liste yaptım ben. Yasin sabah konuşuyorduk. Bu videoyu çekeceğim o sırada belli değildi. Bu videoyu çekme sebebim sabah yaşadığımız diyalog. Yasin dedim 4 seçenek yaptım kafamda dedim. Tabii bunları yaparken benim beynimden dumanlar falan çıktı böyle tıs diye böyle yanık kokusu geldi kafamda. O 4 seçeneği çıkarmayı başardım. O 4 seçenek şuydu. Ders çalışabilirim. Çünkü yeterlik sınavım yaklaşıyor. Yeterliliğe gireceğim ve doktora yeterliliği geçtikten sonra PhD student değil, PhD candidate olacağım. 4 tane de tez izleme komitesi ve proje sunumu falan olayları bittikten sonra doktor olacağım. Dolayısıyla doktora hayatımdaki ve genel olarak bütün kariyerimdeki en önemli sınav tam bir ay sonra. O yüzden lütfen beni çok sevin şu anda evde ders çalışmak
yerine size video çektiğim için bu videoya bir like, abone değilseniz bir abonelik, zili açmadıysanız bir zil kardeş. Bir dakika. Bak gördün mü dikkat eksikliği kızı. Ne diyordu bu kız? Bu kız ben oluyorum. 4 seçenek vardı. Allah senin var ya aklınla 1000 yaşa. Sen o harita sevicisin değil mi? Ders çalışmak, video çekmek, reels içeriği falan oluşturmak, Instagram için iş yapmak, bir de sürpriz bir yapım böyle film içeriği için çalışmak. Onun ne olduğunu söyleyemiyorum. 4 seçeneğin kendi içinde ayrıldığı 5 ayrı kolu vardı. Mesela şunun gibi. Video çekeceksek okula gidebiliriz ama okula gitmenin şu dezavantajları, bu avantajları ve şöyle iyi yanları, böyle kötü yanları var. Hayalinizde canlandırabilmeniz için biraz daha detay vereceğim. Mesela okula gitmenin şöyle bir avantajı vardı. Okuldaki yemek yerleri dışarıdaki yemek yerlerine göre bir tık daha ucuz olduğu için yemeğimizi de okul sınırları içerisinde yersek tasarruflu çocuklar olabilir ve ay sonunu babamızdan tekrar para istemeden çıkarabiliriz. Dezavantajlı noktalarından bir tanesi ise her gün zaten okula geliyor olmam ve okula geliyor olmaktan bıkıyor olmam ve bu bıkmışlığın benim videodaki yaratıcılığımı kötü etkilemesi ihtimali falan filan. Ders çalışmak için alt dallar şunlar mesela. Evde ders çalışırsam dikkatim dağılır. Ev sıcak olabilir. Gündüzleri çok aydınlık oluyor. Dışarıda çalışırsak çok uzak bir yere gitmememiz lazım. Otobüs, metro gibi olaylar beni yorabilir. Yorarsa ders çalışma hevesim kaçabilir. Eğer dışarı çıkmazsak story atamayabilirim. Çünkü evde story atmak çok hoş görünmüyor falan filan. Yeteri kadar bence anlaşıldı mı? Bu videoya çıkmadan önce yaşadığımız muhakemenin %40'ı falan arkadaşlar. Dahası da vardı. Bir de size anlatamadığım o sürpriz şey var mesela. Anlatamadığım o kadar çok dalı vardı. Ve ben bunların hepsini sakince açtım, makyaj yaptım, giyindim. İnanın ki ben videoya giyeceğim tişörtü, tişörtüme uygun yapacağım makyajı bile seçiyorum. Ve bunlar da benim nörotipikal olmayan beynim için zor. Bunları da şunun için söyledim. Geçenlerde mesela bir içerik gördüm Instagram'da. İnfluencer olmanın zorluklarını anlatıyor, listelemiş. Bu arada zorluklardan bir tanesinde şey yazıyor. Yemeklerim hep soğur. Çünkü yemeğini, fotoğrafını falan çekiyor ya. Şımarık algılanmış. Ve hani influencer olmayan normal hani akraba gibi takip ettiğim falan insanların paylaşıp aman işte influencerlar da ama dramatize etti bu işleri. Yapmak istemiyorsanız yapmayın kardeşim falan gibi. Şimdi öyle demeyelim. Yasin ne yapayım diyecektim. İnfluencer olmayan kişi de kendine göre haklı ama hepimiz şimdi fakirlikten ağlıyoruz, doğru mu? Bu işi iki sebepten yapıyoruz. Bir, bu bir iş olduğu için gerçekten para kazanmak için. Bir sebebi bu. Çünkü artık yani tek bir işte çalışarak ne yazık ki yeteri kadar lükslerimize, lüksten kastım da mesela içinde bubble'lar olan çay almak. Lüks bu. Bu dönemde lüks bu. Altın tozlu pasta yemekten bahsetmiyorum Dubai'de. Hepimiz bir ek iş yapmak zorunda kalıyoruz. Kimisi özel ders verebiliyor, kimisi kitap çeviriyor, kimisi başka bir iş yapıyor, kimisi influencerlık yapıyor, işbirliği yapıyor, link veriyor. Oradan biraz 3-5 kuruş bir şey kazanmaya çalışıyor insanlar. Kimisi film çekiyor, yarışmalara gönderiyor, oralardan ödül kazanmaya çalışıyor. Bazıları kitap yazıyor, bazıları bla bla bla. Herkes bir ek iş peşinde. Bilmiyorum farkında mısın? Bazıları örgü yapıp satıyor, yemek şirketlerine yemek yapıyor, ev hanımları bunu yapabiliyor vesaire vesaire. Herkesin bir ek işi var. Bu da bizim ek işimiz. Ha, bazı insanlar hayatta kalmak için yapıyor bu arada bunu. Benim ikinci işim olmak zorunda çünkü ben zaten öğrenciyim ve bir bursla yaşamaya çalışıyorum ve dolayısıyla bir işe ihtiyacım var. Ama öğrenciliğim de şey gibi değil. Sadece sınavına çalış, dersine gir tarzı bir iş değil bizimkisi. Ben mütemadiyen laboratuvarda deney yapmak durumundayım. Benim asıl işim bu. Ama sıfatım öğrenci. Dolayısıyla benim para da kazanmam gerekiyor ek olarak. Yasin'in işi zaten bu biliyorsunuz. Zaten radyo, televizyon, sinema mezunu. Aynı zamanda yüksek lisans yapmakta dijital medyada. Onun da aldığı işlerden başka bizim işlerimize de zaman ayırması gerekiyor. Dolayısıyla işte influencer dramatizasyonu değil aslında bu. Türkiye'nin gerçeği. Çünkü ya iş bulamamış bir insan ya da ek iş olarak bu işi yapmak zorunda olan bir insan değil mi? İnsanlar da yani keyfinden şikayet etmiyor. Bunu iki sebepten yapıyoruz. Bir para, iki sevgi. Herkesin bu unicorn bağı da yok. Bazıları bu işi sadece para için yapıyor. Biliyorsunuz ki ben sosyal medya hakkını dile getirilmeyenler videosunda bayağı yorgun. Burada çok güzel, çok sevdiğim o kelimeyi kullanmak istiyorum. Çünkü tam yeri. Frustrated bir video çekmiştim ve şundan yakınmıştım. TikTok başımıza açıldığından beri Instagram'da Reels'e kaydı. Instagram zaten para kazandırmayan, sadece işte linklerin falan aktif olarak paylaşılabildiği bir platformdu ama TikTok'la beraber tüketim hızı ve talep de arttı. İçerik kalitesi düştü falan filan gibisinden büyük şikayetlerde bulunduğum, izlerseniz
eminim hak vereceğiniz bir videoydu. O videoda bir çağrıda bulunmuştum. Rica etsem hani Instagram'dan beni takip eder misiniz? Çünkü hoşunuza gidecek içerikler yapmaya çalışıyorum falan filan demiştim. Birincisi, YouTube'a her zaman içerik çekmeye devam edeceğiz ve sevgiyle tabii ki buna devam edeceğiz. Ama YouTube'a içerik çekmek de çok prodüksiyon gerektiren bir şey. Bir video bir haftada çıkıyor. En azından bizim kanalımız böyle bir şeyi kabul etmiyor. Böyle bir çöplük ortamını yapanlar varsa bilemeyeceğim. O yüzden yine bir Instagram takibi çağrımı her videoda yaptığım gibi yapayım. Yasin, ben belki de o yüzden Twitch'i daha çok seviyorum şu anda. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan. Çünkü orada çok özgürüm. Orada günlük kısıtlamalar da yok. O gün nasıl hissediyorsam öyle davranabiliyorum. Çünkü YouTube'da da mesela video çekerken tamam mod o kadar etkilemiyor. Mutsuzken de beni seviyorlar, neşeliyken de beni seviyorlar izlemeyi ama acayip farklı bir moddayken mesela bazen dile getirilmeyenler tonunda olamıyorum yani. Galiba gülümsediğimde çıkıyor o güzel tonum var ya benim, o neşeli olan. Gülümsemeyince hep böyle çıkıyor sesim. Mesela gülümsersem şimdi farklı bir ses çıkacak. Bak gördün mü? Ama hiç içimden gelmiyor şu an bunu yapmak. Aslında şunu da söylemek lazım, hani çok fazla da yorum geliyor biliyorum. Sen makyaj yapmak zorunda değilsin, güzel giyinmek, tişörtünü seçmek zorunda değilsin. Sen sadece anlat, biz dinleriz, biz zaten senin konuşmanı seviyoruz falan. Biliyorum, haklısınız ama insan belli bir standart oluşturduktan sonra o standardın altına düşemiyor. Yani bir kere biz bu kamerayla bu kalitede video çektikten sonra bundan kalitesiz bir kamera kullanamayız. Fark edersiniz çünkü ve yani bizi rahatsız etmez değilseniz de eder. Bundan daha kalitesiz bir mikrofon kullanırsanız duyarsınız. Önemsenmeyecek detaylar gibi görünen detaylar sosyal medyacılar için aslında çok çok önemli detaylar. Müzisyenler için de mesela bu böyle. Bir gün kötü kalitede kayıt alamazlar mesela. Hep son teknolojiyle mutlaka iş çıkarmak zorundalar. Ne de olsa öğrenciyiz ve böyle şikayetler etmekte bence biz haklıyız. Bilmiyorum başka güruhlar, meslekleri neler kazanıyorlar, kim ne paralar aklıyor, kim ne vergi kaçırıyor. Onlarla ben ilgilenemem ama dürüst olanın dürüst olduğu anlaşılıyor zaten bu platformda çok. Kimin hayatında ömründe hiç kullanmadığı bir kremi sadece işte para verdikleri için önerdiği, cümlelerinin bile marka tarafından yazıldığı zaten anlaşılıyor bence. İşbirliği demişken şunu da söyleyeyim yavrularım. Biliyorsunuz yeterli hazırlanıyorum dedim. Aslında erteleme videosunun içinde geçmesi çok mantıklı. Çünkü ders çalışmayı da ertelemek çok istiyorum. Ertelemecilik ders çalışmak için çok zararlı bir şey. Çünkü erteledikçe ders çalışma zamanın kısalıyor. Aslında her gün çalışıyor olman lazım. Ama son bir haftada çalışmaya çalışıyorsun falan. Çünkü artık mecbur çalışıyorsun son bir haftada. Panik geliyor ve 10 tane konu çalışacaksan zaten bu hafta çalışmaya başlasan 5 tanesini ancak yetiştirebilecek oluyorsun. Ve sadece 5 tanesine çalışıp girebiliyorsun. 10'da 5, 12, 13 ve 14. chapter'dan sorumlusun. 14. chapter'a çalışma zamanın yetmiyor. 14. chapter'dan soru geliyor ve o zaman işte o klasik duyduğumuz ve herkesin hak verdiği o cümle kulaklarda çınlıyor. Çalışmadığım yerden geldi. Ama aslında çalışmış olman gerekiyordu ona. Neden çalışmadın? Ertelemecilikten dolayı çalışmadın. Bir tek sen yapmadın bunu. Herkes yaptı. Herkesin çalışmadığı yerden soru geliyor. Niye çalışmadı ki oraya? Oradan soru gelebileceğini akıl edemedi mi? Ya da yazmıyor muydu sınavın konularında o? Yazıyordu. Niye çalışmadın? Çünkü zamanın yetmedi. Neden? Çünkü zamanını yönetemedin. Neden? Çünkü ertelemecilik yaptın. Neden? Ekrana yazma artık neden diye. Yeterlik sınavının yaklaşmasıyla heyecanlandığımı size bildirmek istiyorum. Buradan da sınav çalışırken kendime motive edin. Defter, kitap falan gibi şeyler almak için yaptığım bir Trendyol linkini aşağıya bırakmak istiyorum. Burada çoğumuz öğrenciyiz, bunu biliyorum. Ek olarak bazen bana test kitabı linkleri denk geliyor. İndirimli falan böyle. Geçenlerde bir paylaştım, bayağı bir faydasını gördü bazı insanlar. O yüzden de eğer şu anda bu video paylaşılırken indirimli test kitabı linki denk gelmişse o linki de aşağıda bulabilirsiniz. AYT, TYT, ALES, KPSS artık hangi seviyesindeyseniz hayatın sınavlarının. Ben yeterlilik seviyesindeyim mesela. Kendine gel denen böyle olmaz bu iş. Ağlama. Kendine gel, böyle olmaz. Bunu bu arada daha yaratıcı yapıyorum aslında da şu an birazcık heyecanlandım. İzleyiciler varken yapamadım ama yalnızken beni bir görsen, kendimle bir tartışıyorum. Var ya, görsen tek başına o videoda gibi filmi çıkar. Yeterlik sınavı da nasıl bir şey diye sorarsanız ya da onun için de ayrıca bir video gelsin isterseniz, çünkü onun hakkında video çekmek için bayağı bir ateşli olacağım önümüzdeki bir ay boyunca, mutlaka çekebilirim diye düşünüyorum. Yeterlik nedir, nasıl bir şeydir, doktora hayatı nasıl bir şey? Bunun hakkında video gelebilir bence. Onu isterseniz yorumlara bırakın derim. En çok ertelemenin yıprattığı şeylerden bir tanesi de hobiler ve ne böyle ün, yani tam bir karşılığı olmayan, sadece kendi ruhumun mutluluğu için yapacağın şeyler ertelemecilikten çok büyük darbe alıyor. Neden biliyor musun? Çünkü para bittiği zaman, mesela Ağustos ayında diyelim ki ayın 20'sinde paran bitti ve
ayın sonunu nasıl getireceğim la dedin. Ve çok zorlandın. O 10 gün çektiğin çileyi sen bildin. O senin aklına kazındı. O yüzden sen o ay dersini aldın ve atıyorum diyorsun ki ek işlerime biraz daha emek vermem lazım. Biraz daha iş kovalamam lazım. Mesela Yasin için örnek vermek gerekirse düğün çekmeye gitmem lazım. Fotoğrafçılık yapmam lazım. Mesela Yasin'in ek işleri de bunlar. Ne sandınız? Kolay mı olacak sandınız? Hayat kolay olacak dedi mi kimse size? Kimse size gül bahçesi vaat etmedi. Yapamayacağım. Bunun içerisinde yitip giden solan ruhumuzdaki güllerin solmuş gül kokusu, çiçeklerinin kokusu gibi hobilerimiz oluyor. Hobilerimiz de mesela ne? Klip çekmek. Hiçbir zaman hiçbir kazanç getirmedi. Hatta sadece bir şeyler götürdü bizden. Mesela sevgi, mesela arkadaşlık, mesela güven. Artık klipleri sadece bunlarla hatırlayabiliyorum. O yüzden insan işte parasız kalınca en azından para getirdiğini bildiği işleri ertelememeyi sağlıyor. Hayatta kalman tehlikeye girdiği zaman bir şeyler yapıyorsun dediğin gibi. Aynen öyle. Bir baktım aç kaldın Ağustos'ta. Ne yapacağım? Atıyorum ay başında sen maaş alan birisin. Yani çalıştığını mı alırsın, çalışacağını mı alırsın var ya. Çalışacağını alanlar rahat. Zaten maaşı yattı. O yüzden işi aksatabilir, erteleyebilir, uzatabilir, sündürebilir. Nasıl olsa işleri garanti. O yüzden memurlara çok şey gelir, eleştiri. Devlet daireleri yavaş çalışıyor falan gibisiyle. Baskı yapan bir özel sektör gibi şey yok. Ay sonu hedeflerimiz için bir toplantı sedetelim. Ve ay sonu hedeflerinde mesela 360 tane kredi kartı satmak var mesela. Sıktım. Sen satabilmişsin 100. Adam sana işini de alır, primini de alır, paranı da alır. Rekabet ortamı olmayan, huzurlu bir dünyada yaşıyor olsa herkes memurlar gibi çalışıyor olurdu zaten. Memurlar iş aksatmıyor. Memurlar yapabildiği kadarını yapıyor. Ama diğer insanlardan, memur olmayan insanlardan yapabildiğinden fazlası bekleniyor. Problem o. O yüzden de bu durumda mesela benim ana işim biyoloji. Yani biyolojinin ben bursumu her türlü alıyorum. O ayda kaç deney yaptım? Ondan sonrası benim kariyerim için. Hocam için, benim için, okuluma getireceğim isim için, ün için. Ama para için değil o noktadan sonrası. Para için olan kısmını yapmışım zaten öğrenciliği yapmışım. Ama kaç tane ek deney yaptım? Benim geleceğimi, kariyerimi ilgilendiren bir şey. Ha ben savsaklarım. Ne olur? Bir doktora hayatı boyunca 5 makale basabilecekken bir makale basarak mezun olurum. Bu benim kariyerimi etkiler. Benim hocamın kariyerini etkiler. Koç Üniversitesi'nin kariyerini etkiler. Para almama engel olacak bir şey değil mesela. Dolayısıyla bu tarz işlerde kendini motive etmek daha zor oluyor. Çünkü dediğin gibi hayati bir şey yok. Bununla beraber işte YouTube'un da tamam bir video atmak belki zorunlu. Bu arada o da zorunlu değil. Biz bazen atamıyoruz. Diyelim ki ya şöyle de bir içerik yapsak, böyle de bir içerik yapsak dediğimiz bir sürü şey geride kalıyor, arka planda kalıyor. Unutuyoruz, yapamıyoruz, erteliyoruz. Senelerdir hayalimiz olan bir sürü şey var. Bak yine geldi aynı yerde aynı sinir. Bir hayallerimizden bir tanesi de meslek belgeselleri idi. Bir de mesela bir hayallerimizden bir tanesi de şeydi, bölüm belgeselleri. Temel bilim belgeseli. Arkeolog, sosyoloji gelecek konuşacak. Burada sosyolojinin videosunu çektik ama diğerlerini çekemediğimiz için. Neden? Çünkü erteledik ve en son ne oldu? Tercih dönemini geçtik. En son ne oldu? İnsanlar üniversiteye tekrar başladı. Seneye kaldı artık. Zamanı geçti. Deadline'ını kaçırdık. Bölüm belgesellerini artık seneye izlersiniz. Ama meslek belgesellerini yakın zamanda bu kanalda görebilirsiniz. Bunun için Uygar Tanrıkulu yönetmen abimizi teşekkür ediyoruz. Abimiz değil arkadaşımız ama abimiz de diyebilirsiniz. Ne de olsa kime abi diyeceğine herkes kendi karışamaz. Ben abi demiyorum lazım. Çok iyi. Bu esprini koy. O içerikleri de umarım severek izlersiniz. Çünkü biliyorsunuz biz dile getirilmeyenlerden başka bir şey atınca siz böyle bir şüpheyle yaklaşıp biraz izlemiyorsunuz falan. Ya da beni görmediğinizde videodan soğuyorsunuz. Öyle yapmayın. Güzel şeyler olacağına inanıyoruz. O güzel, o romantik, o sanatçı ruhunu yansıtan işleri buna gönül vermiş insanları izleyeceğiniz bir seri olacak aslında. Bu ressam olabilir, dansçı olabilir, yönetmen olabilir, oyuncu olabilir. Tiyatro oyuncusu da var bu işin içinde. Figüranı da var. Murat Boz'un arkasında dans eden kızlar var. Güzel bir şey olacağına inanıyorum. Yüreğimde bir hissiyat var bu konuda. İnsan bir influencer olduğunda... Bu influencer hakkında dile getirilmeyenler videosu gibi oldu. Neden gülüyorsun? Bazen şımarmak güzeldir. Bu Deroş Demiraz şivesi. Bazen insan şey yapmak zorunda kalıyor. Gerçekten hani kutunun dışında düşünmek zorunda kalabiliyor, tamam mı? Think out of the box. Kanalımızın iyiliği için, daha çok iyi kişiye ulaşabilmek için, bilmem ne için neler yapabiliriz? Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bir toplantı set ediyoruz değil mi Yasin? Ertelemiyoruz mesela o toplantıyı. Bilmem ne falan buluşuyoruz. Aklımıza fikirler geliyor. Mesela bilmem kimle işbirliği yapsak nasıl olur? Onun takipçileriyle bizim takipçilerimiz birbirine uyumlu filandı, gelendi gibisinden. Geçenlerde benim aklıma ne geldi? Bu videonun
Pena'nın içinde ne işi var bilmiyorum ama bunu da duygusal olarak paylaşmak istedim. Pena'ya neden biz katılmıyoruz? Penalık ekip değil miyiz biz? Böyle bir gideceğiz. Ekşi yazarları da bunlar kim AMK olacak ilk soru. Çünkü neden? Bizi tanımayacaklar. Negatif yorumlar, olumlu yorumlar bir kutudan çıkıyor. Bir de sorular var. Sorulardan bir genelde birincisi de hep böyle az ünlü insanlara sorulan ilk soru bu kim ki? Bunu niye karşımıza getirdiniz? Biz neden konuk olmuyoruz ya? Bizim de konuk olmamızın mantıklı olacağını düşünüyorsanız lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Bir de şimdi yeni bir konsept çıkarmışlar. Ben hiç diye. Onu yapmamış olan ya da yapmış olan kişi şat atıyor. Dedim ki ben bunu yaparım. Meğersem sirkeli su falan içiriyorlarmış. O içeriye karşı hevesimi biraz kaybettim. Ama o içeriye çağırlarsa oraya da giderim. Çünkü zaten diyet yaparken her sabah sirkeli su içmekten yani alıştım artık diye düşünüyorum. Bunu bir şat olarak da atabilirim. Hem de kan şekerim düzenlenir o sirkeden sonra. Elma sirkesi ve limonlu suyu bir de nane ile karıştırırlarsa ben atarım o şatı. Neyse sonuç olarak beni tebrik etmek gerekiyor. Çünkü o kadar erteleme duygusuna rağmen bu videonun karşısına geçtim ve o erteleme duygularıyla kapışırken fark ettiğim bu dalgadan video çıkardım. Dedim ki işte bu videoda bunu anlatabilirim. Yoksa bizim anlatacağımız şeylerin listesi var. Daha anlatacağım. İnşallah ertelemediğimizde ve bu kameranın karşısına geçebildiğim her zaman orada yedek konular var. O konular ne kadar zamandır bekliyor biliyor musunuz? Konuları nasıl da dağıttım ben be yavrum biliyor musunuz? Bir bilseniz. O yüzden ben bu videonun en büyük teması ve en büyük anlıyorum kardeşim duygusunun hakikaten iki insanın birbirini anlaması diye düşünüyorum. Deli deliği gördüğünde sopasını saklarmış ya işte procrastinator gördüğünde de sarılırmış. Bir tane sarılma emojisi var ya ben onu çok seviyorum. İki tane adam böyle birbirine geçmiş tuzluklar gibi. Sarılan tuzluklar vardı ya işte öyle sarılmak istiyorum procrastinatorlarla. O tuzluk koyar mısın buraya? Ertelediğimiz başka bir şey daha geldi aklıma. Psikoloji serisi. Ya ne abuk subuk bir sürü insanlar ünlü oldu zamanında değil mi? Şimdi herkesin de hak verdiği bir şey. Bunu kim ünlü yaptı falan. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Hiç de utanmadan çekinmeden söylemek istiyorum. Çünkü isim vermediğim zaman utanmamış çekinmemiş mi oluyorum onu da bilmiyorum ama anlarlar herhalde. Bireysel olarak tanıştığın ve kötü bir insan olduğunu öğrendiğin bir influencer varsa bence onun hakkında kötü konuşmak hakkındır artık. Ama sadece internet kimliği üzerinden kötü yorumlar yapıyorsan bu da çok böyle bir kız şöyle bir kız falan ise olmaz. Mesela atıyorum ben burada bir müzik grubunu kötülüyorsam veya benim o müzik grubuyla ilişkim kesildiğini fark ediyorsanız çünkü onlar iyi insanlar değiller. Değmez. Değmez işte. Yeni şarkımın adı, single'ımın adı. Ne olacak Yasin? Değmez. Pena'dan geldi aklıma bu. Bir tane video başlığı gördüm. Hem bilim insanı hem de ünlü bir influencer olmak herkese nasip olmaz diye başlık atmışlar. Çünkü kişi böyle demiş. Kişinin kim olduğunu bence anladık. Yani kendi kendine dergi açıp kendi makaleni 5 kere basmak ve site etmek. Bir şey söyleyeceğim. Aslında bunun bir sınırı var biliyor musun? Başkasıyla ortak yazmış gibi gösteriyorlar. Hem o kişiye referans gidiyor hem de kendine de referans geliyor. Ama kendi makalesi olmamış oluyor falan. Ama aslında kendi makalesi yine. Bilim insanı olmak şöyle bir şey değil. Mesela hakikaten televizyonda gördüğümüz doktorlara falan filan da saygım çok falan ama inanın ki gerçekten bilim insanlığına veya doktorluğa gönül vermiş eşek gibi çalışan insanların televizyona falan çıkacak vakti zaten çok az oluyor. O yüzden eğer böyle acayip derecesinde sık görüyorsanız bu insanları onların iddia ettikleri mesleklerini doğru şekilde icra ettiklerinden şüphe etmek lazım. Bizim gibi insanların edinebileceği maksimum influencerlık bu yani bence. Benim olduğu için söylemiyorum. Yani git bak gerçekten bir sürü makyaj videosu üreten tıp öğrencisi kız var. Ama o kadar işte. O kadar içerik çıkarabilirsin. Oradan vakit çalar. En iyi hocalarım YouTube'a girdiğimi duyduğunda bayağı bir içerlemişlerdi. Yani işle beraber bunu yürütemezsin demişlerdi. Tabii yürütebildiğimiz zaman oluyor. Yürütemediğimiz zaman oluyor. Ben hala öğrenciyim. Benim daha vaktim var ve savsaklayabileceğim lüksüm var henüz. Olmayacağı zamanlar da gelecek tabii ki. Ben hep onu düşünüyorum zaten. Mesela bir gün bir yol seçmek gerekecek yani. Bir çatal olacak. Bir gün bu videolar veya mesleğimin birinin sıklığı gerçekten çok azalacak veya bitecek. Bu bir teorim. Bir diğer teorim de şey gerçekten gerçek hayatta tanıyıp iyi insan olup olmadığından giriş yaptım ya. Bir bilim insanı tırnak içinde kendisini davet eden öğrencileri kölesi gibi davranmamayı, azarlamamayı bilecek kadar yeni neslin ve genç neslin öğrenmeye, doğru şekilde teşvik edilmeye önemini bilir diye düşünüyorum ben. Her şeyin de şakası yapılınmaz yani. Onu da her şeyin de bu arada Big şeyi de yapılmaz. Başka bir örnek de yabancı kaynakları çeviri yaptığı için altına kendisi yazmış gibi imza atan, ismini markalaştırmaya çalışan. Ya bilimde marka yoktur arkadaşlar. Bilimde isim yoktur. Seninle benzer ve ortak şeyler çalışan insanların isimlerini bilirsin. Neden? Çünkü onların makalelerini okursun, onlara güveneceğini bilirsin. Bilmem ne staj yapacağın ya da postdokunu yapacağın laboratuvarları belirlersin. Kanser çalışıyorsan Weinberg'i tanırsın. Evrim çalışıyorsan Fütüyma'yı tanırsın. Mehmet Somel'i tanırsın. Mehmet Somel'i de Fütüyma'nın yanına koyarım ama. Kence'yi bilirsin mesela, Kence'yi.
şeyleri. Ergiden Özsoy'u bilirsin. Biraz daha medyatik olan insanların olmasını da bilirsin. Mesela arkeologsan Klaus'u bilirsin. Hatta arkeolog değilsen bile biliyorsun artık. Ama bunu yani ne kadar seni halktan insan tanımaya başladıysa o kadar mesleğinin kalitesi düşüyor. Çünkü kendini onların da anlayacağı şekilde ifade etmeye çalışırken yanlışa düşüyorsun belki de. Yani belki kastettiğin şey atıyorum CMB diye bir gen ve onun ekspresyonu ama sen bunu Türk geni diye anlatıyorsun falan. Orada bir karışıklık oluyor ve ondan sonra sana güven düşüyor. Tek mesele de bu değil yani bu arada. Ona güven düşmüyor. Covid zamanında sürekli profesör bağladıkları için televizyon programına. Profesörler de sürekli farklı bir şey söyledikleri için ama aslında sizin aranızdaki muhabbet de bu normal. Evet. Televizyonda sürekli farklı bir şey anlatınca seni o konuda yetkin olarak gören insanlara karşı bu kez bunlar hiçbir şey bilmiyor. Bu hastalık yalan diyor. Uyduruyorlar aynen. Ve o zaman işte aşı karşıtlarına veya Covid'i üretip üstümüze saldılar diyen insanlara prim vermiş oluyoruz. Çok doğru. Çok korkunç bir yaratık geliyor bana doğru. Tırtıl. Ama Çiyan olayından sonra tırtıllardan da korkuyorum artık. De tırtıllar tüylü ya. Şeftali gibi. Neden intihar ediyorsun? Beni de intihar ettirecektin az kalsın. Üstüme çiyan düştüğünü anlatmış mıydım? Bu da bu videonun sonu olsun mu? Duş alıyordum, suyu kapattım, dışarı çıkacağım, bornozumu giyeceğim. Tam giymeden bir saniye evvel şlap diye buraya bir şey düştü. Ve bir anda anladım o şeyin ne olduğunu ve beynim çiyan dedi abi. Yani çünkü böyle uzun canı ağır bir şeydi ve evde daha önce çiyan çıkmıştı bir kere. Ama bir kere, 4 yıldır yaşadığımız evde bir kere çıkmıştı ve o kadar düşük bir ihtimal ki o anda kafama çiyan düşmesi. Ama ezoterik bir şekilde ben onu hissettim çiyan olduğunu. Şöyle göbeğinden tutup fırlattım ve o anda sıfatıyla karşılaştım. Burayı her zaman böyle anlatıyorum. Ve çığlık çığlığa bağırmaya başladım. Ondan sonra yan komşu, karşı komşu ve karşı taraftaki dükkandan insanlar geldi. Annem ya da babama bir şey oldu ve ambulans çağırmak gerekiyor falan sanmıştım. Ben de dedim ki hayır, üstüme çiyan düştü. Zehirlenirsin, hastanelik olsun. Düşünsene buradan beni ısıracak. Şuram şöyle şiştiğini düşün. Bir de lenf bezleri falan orada. Fena, çok korkunç. Bir akrep kadar öldürücü, yılan kadar öldürücü olmasa da çiyan zehri de fenadır yani. Alerjik reaksiyon verirsen kötü sonuçlanabilir. Ama çok üzerine bilmediğim, çünkü araknitler çalışmıyorum. Aynı zamanda toksikoloji de çalışmıyorum. O yüzden bu konuda çok fazla bilgim olmadığı için de yanlış bilgi vermekten imtina edeceğim için daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Sadece bireysel olarak çiyanlardan çok korkuyorum. Korktuğumu söyleyeyim. Siz korkmak zorunda değilsiniz. Türkiye diye bir şey vardır gibi olmasın diye yani birazcık şey yapayım dedim. Bu kadar eleştirdik başımıza gelir falan. Yasin bak neyi kınarsan başına gelir, kınamayacağım. Ama evet, hem bilim insanı hem influencer olmak herkese nasip olmaz. Ona katılıyorum.